Merhaba arkadaşlar, hız problemlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü sorularımızın içinde daire serpis var, nehir soruları var, ee, başka ne vardı? Hmm, mum sorusu var, başka bir de şey vardı, tren sorusu, tren soruları var. Evet, bugünkü dersimizde bu soru tiplerini yapacağız. Hazırsanız hemen alalım kalemimizi, okumaya başlayalım. Evet dairesel bir pistte A noktasından iki hareketle aynı anda zıt yöne doğru hareket ediyorlar. Bakın arkadaşlar burada bir duralım. Bakın zaten kuralı yazmışım. Aynı noktadan zıt yöne doğru hareket ediyorlarsa T karşılaşma süreleri bu şeklin çevresi bölü hızlarının toplamıdır. Tamam o zaman biz de sorumuz için yeni bir şekil çizelim. Size muhteşem bir daire çizdim. Dairesel pist dediği için. Evet A noktasından iki hareketli zıt yöne doğru hareket ediyorlar. Birinin hızı 15 olsun. Diğerinin hızı da arkadaşlar 20 olsun. Bu tür sorularda arkadaşlar birimlere dikkat edeceğiz. Bakın metre bölü dakika tamam metre bölü dakika öbürü de dakika. Devam edelim okumamıza. Hızları 15 ve 20 metre bölü dakika olan iki hareketli 5 dakika sonra karşılaştıklarına göre birimde bir sorun yok. Çevresi kaç metredir? Hemen direkt formülü uygulayacağımız bir soru. Ne yapıyoruz? T karşılaşmamızı 5 dakika olarak vermiş. Hemen 5 eşittir. Bu şeklin çevresi bölü hızlarının Toplamı diyorum 15 artı 20 hemen soruyu bitirdik. Demek ki bu şeklimizin çevresi ne kadarmış? Çarptım arkadaşlar. 175 metre. Bakalım metre olarak mı istemiş? Evet metre olarak istemiş ve bitmiş. Bakalım diğer sorumuzda bize ne diyor? Haydi kay 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 kay. Evet çevresi 300 metre aldık elimize kalemimizi. Çevresi 300 olan bir pistin A noktasına hızları 17 ve 13 olan iki hareketli zıt yöne doğru harekete başlıyorlar. Haydi başlasınlar. Haydi başlasınlar. A noktasından zıt yöne doğru gidiyorlar. Birinin hızı 17 bakıyorum birimlerine metre bölü dakika. Diğerin hızı 13 metre bölü dakika. Aynı anda evet zıt yöne hareket ediyorlar. Ha bizim çevremiz ne kadardı? Pistimizin çevresi 300 metre. Bunun da biriminde bir sorun yok. Karşılaşma süresini soruyordu. Neydi? Çevre bölü hızlarının toplamı. 13, 17 ettim 30? Demek ki 10 dakika sonra karşılaştıklarını biliyorum arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi bu sorularda birimlere lütfen dikkat edin. Devam ettim bir sonraki sayfaya. Şimdi buraya hemen şekil vermişim. Soru iki formülün birleşmesiyle oluşuyor. Eğer aynı anda aynı yöne doğru gidiyorsa bizim karşılaşma süremiz arkadaşlar bu şeklin çevresi bölü hızlarının farkı. Şimdi okuyalım bakalım sorumuzu. Evet. Bir dakika. Kalemim, 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 kalemim. Uzunluğu 1500 olan dairesel bir pistte hareketli, iki hareketli. Aynı anda e, zıt hareket ederlerse 6 dakika, aynı yöne doğru hareket ederlerse de 30 dakika sonra e, yan yana geliyorlarmış. Demek ki iki şekil çizeceğim. Bir diyeceğim ki aynı anda e, zıt yöne doğru gidiyorlar. Bunların hızlarının birine v1, birine v2 diyeyim. Çevresi 1500'dü. Böyle olursa arkadaşlar, t karşılaşmamız neymiş? Bir dakika kaybettim. 6 dakikaymış. Birimlerde bir sorunumuz var mı? Uzunluğu metre. Evet. Dakika. Tamam. Ee, eğer bu pistte, aynı pistte, benimki pek aynı pistte benzemedi ama aynı yöne doğru giderlerse, yani böyle giderlerse de. T karşılaşma süresi arkadaşlar 30 dakikaymış. Demek ki iki formülü aynen aynı anda kullanacağım. Önce ilkine bakalım arkadaşlar. Ben şöyle çeker miyim? V'leri çekeyim arkadaşlar. V'leri çekerek gidelim. V'leri bilmiyorum. Eğer zıt yöne gidiyorlarsa ne yapıyordum? Bunların hızlarının toplamının değil mi? Çevre bölü T karşılaşma olduğunu da söyleyebiliyorum. Tamam buna yerleştireceğim. Öbür türlü de hızlarının farkı zıt yöne gidiyorlarsa çevre bölü T karşılaşma. Hızları bilmediğim için böyle çekmeyi tercih ettim. Şimdi haydi yerleştirelim. V1 artı V2. İlk durumda arkadaşlar çevremin, çevremizin 1500 ve karşılaşma süremizin 6 olduğunu biliyoruz. Böldük bunu 3'e böldük. 500 ve 250 dedik. Peki ikinci şekilde eğer aynı yöne gidiyorlarsa ben V1'in daha hızlı olduğunu düşündüm. Hızlarının farkı da arkadaşlar çevre bölü yine T karşılaşma süresi o da 30'du. Onu da böldüm arkadaşlar ve onu da 50 olarak buldum. Şimdi soruyu okuyalım bakalım. Ne diyordu? Hızlı olan ne dedik? Hızlı olana V1 demiştim. Ben burada taraf tarafa toplarsam V2'ler birbirini götürür. Ne olur? 2V1'in 300 olduğunu bilirim. Yani V1 dediğim hızlı olan aracın 150 metre bölü dakika olacağına karar veriyorum. Oldu herhalde. İki formülü aynı anda kullandık. Şimdi... Ee, bu soruyu anlatırken ben dershanede arkadaşlar herkes hemen 3 dedi. Tamam diyebilirsiniz ama lütfen formül koymaya ve kullanmaya alışmamız gerekiyor. Şimdi ben formül uygularsam nasıl çözerim onu göstereyim. Birinin hızı diğerinin hızının 3 katı olan e, ee, bir dakika birinin hızı diğerinin hızının 3 katı olan iki koşucu bir dairesel pistin başlangıç noktasından aynı anda ve aynı yöne doğru koşmaya başlıyorlar. Yani bu noktadan biri V biri 3 V ile koşuyor. Tamam. Şimdi çevrede belli değil. İlk kez aynı anda pistin başlangıç noktasına geldiklerinde karşılaşma noktası yani bir tur yavaş olan bir tur attığında hızlı olanla karşılaşıyormuş. E, hızlı olan kaç tur atmıştır diyor. Tamam. Şöyle düşünür müyüm arkadaşlar? T karşılaşma süren e, yavaş olan araç için çevre bölü hız mıdır? Tamam. Peki aynı karşılaşma süresinde hızlı giden de e, hareket edecek mi? Peki? O nasıl hareket edecek? O da arkadaşlar kaç tur attığını bilmiyorum bu çevrede. Bu çevreyi kaç tur attığını bilmiyorum ama 3V ile gittiğini biliyorum. Evet V'ler gitti. Buradan gördüğünüz gibi Ç'ler gitti. Hızlı olan aracın arkadaşlar 3 tur atması gerektiğine karar veriyorum. Evet haydi bakalım. Şimdi ki sorularımızda aynı noktadan başlamayacaklar o zaman biz ne yapacağız ve nasıl düşüneceğiz? Hemen sorumuzu okumaya başlayalım. Yarıçapı AB olan dairesel pistin uzunluğu 480. Tamam hemen bir dairesel pist çizelim arkadaşlar. Ve bunun benimki gibi birleşemedi bile çapını AB gösterelim. Pistimiz 480'de demek ki yukarısı 240 aşağısının 240 olduğunu biliyorum. Diyor ki hızları hızları 30 ve 50 olan iki hareketli A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne harekete başlıyorlar. Aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. Buradan 50 ile giden olsun fark etmez rastgele koyuyorum. Buradan da 30 ile giden olsun. Şimdi direkt formülü uygulayamıyorum çocuklar. Çocuklar. <laughs> Çok çocuklar, çocuklar direkt formülü uygulayamıyorum. Neden? Formülleri uygulayabilmem için aynı noktada e, başlamaları gerekiyor. O zaman diyorum ki ilk karşılaşma sürelerinden sonra aynı noktaya gelecekler mi? Evet. İlk karşılaşma süresini bulmam gerekiyor. Daha sonraki karşılaşmaları arkadaşlar aynı noktadan başladıkları için formül olarak kullanılabilir. Peki... Şimdi ne yapacağım? Daha önce bir soru çözmüştüm. Şöyle yapmıştım. Hızlı olan arkada olacak şekilde ben şekli kesip bir doğrusal şekil yapıyorum. Bakın oradan kestim. Hızlı olanı arkaya koydum. 50'yi buraya koydum. Yavaş olanı buraya koydum. Ve bu hızlı olanla yavaş olan arasında arkadaşlar bu hızlı olanı arkaya koyduğum için şuraya bakıyorum. İkisi de eşit ben de biliyorum ama baktığınız yeri göstermek için aralarında 240 metre olduğunu biliyorum. Ve karşılaştıkları nokta da burası olsun. Demek ki bu karşılaşma, ilk karşılaşma sürelerini bulmam gerekiyor. Karşılaşma süreleri aynı anda kalkıp durduklarına göre şimdi 50 ile giden araç 240 gitti, bir x kadar gitti ve 50 hızla gittiğini biliyorum. Öbür araç arkadaşlar x kadar yolu 30 aldı. Ben bu x'i bulursam ilk karşılaşma sürelerinde bulmuş oluyorum. Şimdi içler dışlar yapalım. 5x eşittir. E, çarpmayayım. Nasıl olsa sağ değiştireceğim. 240 çarpı 3 artı 3x diyeyim. Attım x'leri bir tarafa 2. x'i e 240 çarpı 3 dedim ve ben x'i her iki tarafı 2'ye bölerek 120 ve 360 metre olduğunu buldum. Ama hala bunu aramıyorum. Neyi buldum? Buranın 360 metre olduğunu. Peki ilk karşılaşma ister buraya koyun arkadaşlar ister buraya koyun. İlk karşılaşmam bunun sonucu mudur? Evet birinci karşılaşmam 360 bölü 3'tür. Pardon 3 değil 30'dur. Yani 10 dakika sonra ilk karşılaşmayı sağladılar. Bakın soruda diyordu ki hızlı olan diğerine e, kaç dakika sonra 44 kez yetişir. Bir de ben burada bu yanlış bölmesem ne kadar güzel olur değil mi arkadaşlar? Nasıl 360'ı 30'a bölüp nasıl 10 bulduysam şaka gibiyim. Evet burası 12. Şimdi olayımız şu. İlk karşılaşmamız 12 dakika sonra. Artık bunlar arkadaşlar karşılaştıklarına göre herhangi bir C noktasında yan yanalar. Ne yapıyorlar? Ve aynı yöne doğru gidiyorlar. Şöyle göstereyim. Aynı yöne doğru gidiyorlar. Biri 30'da, biri 50 ile gidiyor. Artık aynı noktadalar. Bizim çevremiz 480 miydi? Evet artık ikinci karşılaşma üçüncü karşılaşma yani bundan sonraki her karşılaşma artık aynı sürede olacak. Ne yapıyorduk? Çevreyi ne yapıyorduk? aynı yöne gidiyorlarsa arkadaşlar hızlarının farkını alıyordum 20'ye bölüyorum. Demek ki 24 dakika sonra ikinci karşılaşma. Bir 24 dakika sonra üçüncü karşılaşma. Bir 24 dakika sonra dördüncü karşılaşma. 44 kere soruyor. Demek ki ben birinci karşılaşma 12 ama diğer 43 karşılaşma arkadaşlar 24 dakika sonra oluyor. E ee, hemen çarpıyorum. Çarpamıyorum tabii ki akıldan. Ee, kusura bakmayın. Hemen çarpıp söylüyorum. Evet. 1044 dakika sonra bu araçlar 44 kere karşılaşıyorlar. Anlaştık mı? İlk karşılaşmayı ayrı bulduk. Diğer karşılaşmaları ayrı bulduk. Neden? Artık aynı noktadalar. Şimdi aynı şekilde bir soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı noktada değiller. 135 derece bu arkadaşlar. Evet. Çevresi 640'mış. Peki hemen ben bulayım mı? 360 derecelik bir dairesel pist 640 135 derecelik daha bakın soruyu okumadık ne kadardır diye bakalım arkadaşlar 135 çarpı 640 bölü 360 ve sadeleştirdim sadeleştirdim bir dakika sadeleştiremedim 2 4'e böleyim 9 diyeyim 4'e böleyim 9 diyeyim 4'e böleyim, dörde böleyim. Aa ezan okunuyor herhalde çarpacak beni. Ezan vakti okuyorsun diye. Bölemedim arkadaşlar. 16 diyeyim. Evet 9'a da böleyim burada. 1, 4, 5. Evet bunları çarparsam arkadaşlar ne etti? 240. Demek ki şu kısmın 240. Geri kalan şurasının da 400 olduğunu buldum. Şurası 400 burası da 240 arkadaşlar. Tamam. Şimdi okumaya başlayalım artık. Çevresi 640 olan bir dairesel pistte hareket eden iki cisim aynı anda aynı yöne harekete başlıyorlar. Tamam. E, hızlı giden 25 dakika sonra diğerine yetişiyormuş. Ne yapıyorduk? Hızlı giden arkada olacak şekilde kesiyorum. Nereden kesiyorum? Doğal olarak buradan kesiyorum. Arkada olacak şekilde kestim ve dedim ki 63 ile giden burada hızını bilmediğim arkadaşlar burada ve aralarında 400 metre var ve nerede karşılaşacaklarını ilk kez nerede karşılaşacaklarını bilmiyorum. Hemen devam edelim bakalım. Ha hızı soruyormuş. Şimdi ne yapalım? Biz hemen bir hız denklemi bir kurmaya başlayalım. Şimdi arada atladığımız bir karşılaşma süresinde verdiğini gördüm. 25 dakika. Şimdi diyorum ki bu araç Burayı 25 dakikada aldık. Yani ben diyorum ki 25 dakikada git diyorum bu x kadar yolu v hızıyla. Yani ben artık x'i 25 v diye düşünebilirim. Çünkü iki bilinmeyenimiz var. Önce birini diğerine bağladık. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. 400 artı x yani bakın 63 ile kalkan araç için söylüyorum. 400 artı x gitti. x yerine ne kullandık? 25 v kullandık. Hızı ne arkadaşım bunun? 63. Peki diğer araç içinde ben ne yaptım? x kadar gittim. Oraya da 25 v yazabilirim. Hangi hızla? v hızıyla. Tamam bunu götürdüm. Niye böyle yaptıysam. <laughs> evet 63 çarpı bugün zorluyor beni işlemler manyak büyük artı 25 ve şunu bir çarpayım hemen bakalım 63 ile 25'i çarpalım 15 30 31 126 da burada 5 7 5 1 evet 1575 eşittir 400 artı 25 ve ben bu işlemi yaparsam 1375 eşittir V'yi unutmuşum. 25 V dersem ben buradan hızı arkadaşlar 47 metre bölü dakika olarak bulmuş oluyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Kesme sorularına da alışmanız gerekiyor. Haydi bakalım bir sonraki sayfada ne diyor bize? Ah sandal. En sevdiğiniz sorular. Sandal çizmeyeceğim korkmayın arkadaşlar. Eğer sandal çizmeye kalkarsam batarız. Haydi bakalım okumaya başlayalım. Bir sandal bir nehir boyunca akıntı yönünde 4 kilo 4 saatte 80 mil gidip geriye 8 saatte dönmüş. Tamam. Bizim şu nehrimiz şurası olsun arkadaşlar. Ee, akıntımızın yönü de şöyle olsun. V akıntı. Bu sandalımız sandalın hızına da S diyelim. Akıntı yönünde arkadaşlar toplam 80 mil gideceğim. 80 mil gideceğim. Ve 80 mil döneceğim. Ve giderken harcadığım süre 4 saat, dönerken harcadığım sürede 8 saatmiş. Peki akıntı yönüne gidersem akıntı hızıyla birlikte sürem hızım artar, değil mi arkadaşlar? Hızım artar. Yani e, hem kendi hızım hem de akıntının hızı olur. Ne kadar gidiyorum arkadaşlar? 80 mil gidiyorum ne kadar sürede? 4. Yani buradan benim bir denklemim çıktı. V sandal artı V akıntının 20 olduğunu buldum. Peki akıntının yönünün tersine gidersem beni yavaşlatır bu akıntı. Yine 80 mil gidiyordum. Kaç saatte ee, dakika mıydı bu? 8 saatte dönüyorum. Buradan da V sandal eksi V akıntı arkadaşlar 10 olarak buluyor. Bakalım neyi sormuş akıntının saatteki hızını o zaman bir satır arkadaşlar eksiyle çarparak e, sandalımızdan vazgeçelim ve sandalımızın hızları gitsin burada ne kaldı iki tane v akıntının ne olduğunu 10 yani v akıntı hızının 5 mil bölü saat olduğunu bulduk birimleri bulamadım da mil bölü saat olduğunu söyledim. Haydi bakalım, devam ettik. Bir bisikletli bir yokuşu ha orada bir düzeltme yapmışım çünkü birimlerde bir sorun var arkadaşlar. Evet, ee, bisikletli yokuşu çıkarken çıkarkenki hız arkadaşlar 10 kilometre bölü saatmiş. Şimdi burada bir birimlerde bir tuhaflık var. Ee, bisikletli yokuşu 10 kilometre saat hızla çıkıp Durmaksızın yokuşu 15 kilometre bölü saat hızla iniyor. Bunu da inerkenki hızım 15 kilometre bölü saat. Tamam, burayı yaptık. Bisikletle çıkış ve inişte 50 dakika. Bakın burada birim sorunumuz var. Demek ki 50 dakikayı benim saate çevirmem lazım. Çıkarken t kadar süre harcarsa, inerken ne kadar? Toplam eksi te E 50 dakikayı böyle kullanamıyorum. Bunu 60'a böleyim. Değil mi? Saat olarak yapayım. Burada da harcadığım süre bu kadar derim. Peki. Aynı yolu çıkıp iniyorum. Değil mi? Aynı yolu çıkıp iniyorum. Ne yapıyorum? Yokuşumu çizeyim arkadaşlar. Aynı yolu çıkıyorum. Çıkarken böyle gidiyorum. İnerken böyle gidiyorum. Ve aynı yola Harcadığım için bu yokuşun mesafesine de x diyeyim. Haydi bakalım xleri çekelim o zaman. X eşittir ne demekti? Ne demekti arkadaşlar? V çarpı t. Hemen V ile t mi çarpıyorum? Birinci durumda çıkarken 10 km bölü saate hızla gidiyordu t zamanda. İnerken de arkadaşlar 15 hızla iniyordu ve 5 bölü 6 eksi t kadar zaman harcadı. Hemen şu 10 ile 15 ile bir sadeleştirme yapalım mı isterseniz? Yapalım haydi. Şuradakileri 5'e bölelim, 2 diyelim, 5'e bölelim, 3 diyelim ve dağıtalım şu parantezi. 2t eşittir. 15 bölü 6. Sonra sadeleştiririm. Eksi 3t de burada. Attım bu tarafa arkadaşlar. 5t'nin 15 bölü 6 olduğunu biliyorum. Ve kaydırdım sorumu aşağıya. Şu 5 ile 15'i sadeleştirdim. 3. 3 ile de 6'yı sadeleştirdim 2. Evet. Çıkarken arkadaşlar 1 bölü 2 saat harcıyormuş. Tamam. Tamamdır. Sonra diyor ki yokuş ne kadar? Yokuş arkadaşlar ister mesafenizi buraya koyun ister buraya koyun. Her iki durumda da yokuşun uzunluğunu buluruz. Tabii ki daha basit bir denkleme koyacağız. 10 çarpı 1 bölü 2. Demek ki benim yokuşum ee, 5 kilometredir deyip bitiriyorum arkadaşlar. Evet geldik görüyorsunuz sağda treni görüyorum. Evet tren sorularında arkadaşlar yapacağımız şey bu. Daha doğrusu bir hareketlinin bir cismi geçmesi demek tren olması şart değil arkadaşlar. Tren diye kitlenmeyin. Bir hareketlinin bir cismi geçmesi demek şu demektir. Kendi boyu ve geçtiği cismin boyu kadar hareket ediyor demektir. Tamam. Onun için e, dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Harekettiği cismi geçmesi demek, kendi boyu ve geçtiği cismin boyu kadar gitmesi demektir. Şimdi size muhteşem çizimimle hem soruyu okuyorum hem de devam ediyorum. Evet, uzunluğu 800 ve 1080 e, olan iki tünelimiz varmış. Tamam bakalım. İki tane tünel size muhteşem tünelimi yaptım arkadaşlar. Bunlar tünel tamam mı? Tünel olduğunu düşünün. Birinin boyu 800 metreymiş. Diğerinin boyu da 1080 metreymiş. Devam ettim. Bitiş noktalarıyla Birinin bitiş diğerinin başlangıç noktası arası 8 kilometre mesafe. Bakın ilklerinin metre verdiğine göre burayı benim aralarındaki mesafeyi metre olarak yazmam lazım. 8 kilometreyi de 8000 metre olarak yazdım. Sonra uzunluğu 120 olan bir e, trenimiz varmış arkadaşlar. Şuraya da ben bir tren çizdim. Bu trenimizin boyu da arkadaşlar 120 metreymiş. Ne diyor? Saatteki hızı da, aha birim çevirmem lazım. Bakın saatteki hızı da 50 kilometre bölü saat olduğunu söylemiş bana. Ne kadar, kaç dakika sonra bu tünellerden çıkar diye soruyor. Tamam, tamamen çıkar. Hemen bir birim çevirelim mi? Biz kilometre bölü saati dakikaydı galiba. Evet, dakika. Çevirebilmek için ne yapıyorduk? Binle çarpıp 60'a bölüyorduk. Burada sadeleştirme yapalım. Hemen sadeleştirdim. Başka var mı? 2'ye böleyim arkadaşlar. Burası 3 olsun. 2'ye böleyim. Burası da 50 olsun. Demek ki bu trenimizin hızı 2500 bölü 3 rasyonel olsun önemli değil metre bölü dakika olarak bulduk şimdi ne yapıyordum bu tünel tünelleri tamamen geçecek ne demekti tünellere geçmesi kendi boyu ve geçtiği cismin boyu kadar hareket etmesiydi. Tamam T'yi çekelim o zaman. Ne yapıyorum? 120 var. Artı 800 var. Artı bir 8000'im var. Ve bir de en son tünelim 1080 metreydi. Ve hızım nedir arkadaşlar? Birim çevirmiştik. 2500 bölü 3 dedik. Haydi bakalım. Şimdi geldik işlemlere. Şurada evet topluyorum. Bir saniyenizi istiyorum. Ee, 1200 Evet 2000 10.000 10.000 oldu yukarısı. Aşağısı oldu. 2500 bölü 3. Haydi ters çevirip çarpalım arkadaşlar. İsterseniz şurada götürün önce. Şurası kalsın. 4 Ve ne kaldı? 4 bölü 1 bölü 3 kaldı. Demek ki 12 dakika sonra bu trenimiz bu tünelleri tamamen geçtiğini söyleyebilirim. Haydi bakalım devam edelim. Bir tren 400 metre uzunluğunda bir tüneli 10 saniyede geçiyormuş. Bir tren 400 metre uzunluğunda bir tüneli 10 saniyede, aynı hızla 280 metre uzunluğundaki bir köprüyü de 8 saniyede geçiyormuş. Tamam. Trenimizin boyu belli değil arkadaşlar. Trenimizin boyu belli değil. Burası x olsun. Bir neydi? Tünelimiz vardı. Benim tünellerle köprülerin şekilleri aynı olacak. Bu 400 metreymiş. Ve bunu arkadaşlar ne kadar sürede geçiyormuş? 10 saniyede geçiyormuş. Aynı trenimiz başka bir köprüyü aynı hızla 280 metreydi bu köprümüzde. Bu köprüyü de arkadaşlar kaç saniyede geçiyordu? 8 saniyede geçiyordu. Şimdi ilk hızımız aynı olduğuna göre hızı çekelim mi? Hız neye eşittir? <laughs> yol bölü zaman. Peki hızımızı çekelim. İlkinde aldığım yol kendi boyum ve geçtiğim cismin boyu kadar ve aşağısı da 10 saniyeydi. İkinci şekilde arkadaşlar kendi boyum ve geçtiğim cismin boyu ve geçtiğim sürede 8 saniye. Hemen sadeleştirelim. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5 ve çarptım arkadaşlar. 4x artı 1600. Ay şu 1600 arkadaşlar. Burası 5x artı 0, 44 4 var 10, 1400 oldu. Demek ki x eşittir. 200 neydi birimimiz 200 metre. Eğer trenin boyunu soruyorsa 200 metre, hızı soruyorsa devam edeceğim. Bakalım neyi soruyor. Buna göre trenin boyu kaç metredir? Evet, bitirdik o zaman. Eğer hızı sorsaydı, hızını sorsaydı ister buraya koyardınız hızı bulmak için, ister buraya koyar hızı bulurduk. Geçtik bir sonraki sayfamıza. Bakalım ne var? Sürpriz. Sürpriz ben de hatırlamıyorum. Hmm, mum sorusu, mum sorularını arkadaşlar birçok konunun içinde gördük. Tabii ki hız problemlerinin içinde de var ama görüyorsunuz ki ben hız problemlerinde de olsa e, normal problemlerin içinde de olsa nerede gördük? Bir de e, işçi problemlerinin içinde gördük, yanılmıyorsam. Evet, işçi problemlerinde de gördük ama hep aynı çözüyorum daha kolay olduğu için. Şimdi okumaya başlayalım o zaman. Bir kere daha bir mum sorusu görelim. Boyları eşit olan iki mum, biri 5 saatte, biri 2 saatte yanıyor. Tamam 5 ile 2'nin e, ortak katı. Yani birinci mumun da boyu 10 olsun, ikinci mumun da boyu 10 olsun. Bu 2 saatte yanan mum olsun ilk iki saatte ya da biri 5 saatte, biri 2 saat. Tamam. Diyorum ki 1 saat sonra tamamı 5 saate bitiyorsa birini 2 2 2 birimlik 2 birimlik bir erime olur. Diğerinde arkadaşlar? Tamamı 2 saatte bitiyorsa demek ki 1 saat sonra 5 birimlik bir erime gerçekleşecek. 10 birim diyeyim. Kafamız karışmasın. Tamam. Soruyu okuyalım. İkisi birlikte aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra? Tamam. T saat sonra ne kadar eriyecekler? Biri 2T kadar eriyecek, diğeri de 5T kadar eriyecek. Peki kalan kısımların ne olacak? Biri 10 2T kalacak, diğerinde de 10 eksi 5T kalacak. Tamam. Şimdi okumaya başlayalım. Ee, aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur diye soruyor. Ne diyor? Birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı olur diyor. Hangisi e, kalan kısımlarına baktığım zaman arkadaşlar hangisi daha kısadır hangisi daha uzundur. Bu daha kısa kaldı bu daha uzundur. Demek ki kısa olanı 3 ile çarparsam uzun olana eşit olmalı. Demek ki ben 10-5t'yi ne ile çarpacağım? 3 ile çarpacağım ki 10 eksi 2 t'ye eşit olsun. Haydi çarpalım. 30 eksi 15 t eşittir 10 eksi 2 t. Buradan ne buldum? 13 t'yi ne buldum? 20 buldum. Demek ki t 20 bölü 13 saat sonra bu söylediği olur diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne hangi konu olursa olsun mum sorusuna Aynı şekilde çözüyorum. Haydi bakalım. Bu sefer yine bir mum sorusu ama herhalde zaman vermiş. Bakalım arkadaşlar. Farklı maddelerden yapılmış. E, aynı uzunluktaki iki mum. Biri 6 saatte biri 8 saatte eriyormuş. Tamam. Mumların boyunu arkadaşlar 6 ile 8'in ortak katı 24 birim değil. İkisi de 24 birim. Hemen ön bir çalışmamızı yapalım. 1 saat sonra 6 e, saatte bitene arkadaşlar 4 birim yanar. Diğeri 8 saatte bitiyordu. 3 birim eriyerek durumları bu olur. Tamam. Şimdi T zamanı sonra, T saat sonra biri 4T kadar erir. Diğerinde de 3T'lik. Ay 3'üm çok çirkin oldu. Ay ay ay. Sileyim derken daha da beter. Biri de arkadaşlar 3 tlik bir kısmı erir. Peki kalan kısımları nelerdir? Kalan kısımları boyu 24 olan eksi 4T gitti. Diğerinin boyu 24'ti. Ondan da 3T kadar eridi diye düşünüyorum. Yine aynı şeyi düşüneceğim arkadaşlar. Hangisi daha uzun, hangisi daha kısa? Karar veremediğiniz arkadaşlar T'ye 1 verin. Bakın e, ee, 20 kalır, diğeri 21 kalır. Demek ki bu daha kısa, bu daha uzun derim. O zaman kısa olanı 2 ile çarparsam uzuna eşit olduğunu söylüyor. Biri diğerinin 2 katı olur diyor. Kısa olanı arkadaşlar bir 2 ile çarpalım. 24 4t diyelim. Diğeri de arkadaşlar 24 3t dedim. Ve buradan 48 8t eşittir 24 eksi 3t. Geldik buraya 5t eşittir. 24 tam çıksaydı zaten şaşırırdım. Bu da ne demektir arkadaşlar? T eşittir 24 bölü 5 saat. Şimdi bu ne demektir? 24'ü 5'e bölersek 4 tam 4 bölü 5 etmez mi arkadaşlar? Demek ki bu ne demek? 4 saat ve 4 bölü 5 saati de dakikaya çevireyim. Onu da dakikaya çevirmek için 60 ile çarparım. Şurada 12 demek ki 4 saat ve 48 dakika geçtiğini anlarım. İlk ne zaman e, yakmışlardı bunu? E, mu, 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 mu. İlk saat 23'te yanmıştı. Demek ki 4 saat geçecek. 4 saat geçerse saat 03 olur. 4 saat geçerse bir de 48 dakikan var. Demek ki bu söylenen saat 03. 48'de olur derim arkadaşlar. Haydi bakalım bir sonraki sorumuza bakalım. Ne diyor? Ha atlet soruları. Deneme sınavlarında görmüşsünüzdür kesin atlet sorularını. Haydi şimdi atlet sorusu çözelim. Evet sokaklarımda e, sokaklarımda lafa bak sokağımda çok kamyon hareketi oldu bir an yayını durdurdum şimdi hızları sabit olan diye başlayalım ve bitirelim hızları sabit olan 3 atletin katıldığı bir yarışta birinci atlet yarışı bitirdiğinde ha çizelim birinci atlet yarışı bitirmiş arkadaşlar birinci atletimiz burada e, ikinci atletin arkadaşlar yarışı bitirmesine 100 metre varmış Tamam. Üçüncü atletinde 160 metre yolu kalıyor. 3. Ee, atletimizle ikinci atletimiz arasında 60 metre var demektir. Tamam. Pistin boyuna da x diyeceğiz. Pist uzunluğunu soruyor. Unutmayın arkadaşlar. Pistin uzunluğuna x dedik. Şimdi ikinci cümleyi okuyorum. Ee, i̇kinci cümlede falan filan falan burayı okumuştuk. Tamam. İkinci atlet yarışı bitirdiğinde. Şimdi ikinci bir şekil daha çizeceğim. İkinci atlet yarışı bitiriyor. Geliyor buraya. Üçüncü atletin diyor ki, e, üçüncü atletin yarışı bitirmesine 70 metre var. Şimdi mantığımız ne arkadaşlar? İkinci atletle üçüncü atlet arasında ilişki kuracağım. Tamam. İkinci atlet bakın yarışı bitirdiğinde 100 metrelik bir mesafeyi kapatmış olur. Tamam. Peki üçüncü atletin yarışı bitimine kadar 160 metrelik yolu kalmamış mıydı? Onun ne kadar yolu kalmıştı? 70. Demek ki ikinci atlet 100 metrelik farkı kapattığında üçüncü atletin bitirmesi için geçen süre 90 metrelik yol kat etmesi demektir. Buraya kadar tamam mı? Evet. Şimdi diyorum ki başa dönüyorum. Pistin boyu x'ti. İkinci atletin gittiği mesafe x eksi 100 olur. Çünkü ilk şekle bakıyorum şimdi. X eksi 100 kadar gitti. Peki üçüncü atlet ne kadar gitti? X eksi 160 gitti. Bu oranın değişmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? İçler dışlar yapıyorum burada. Şunları birer tane götürelim. İnşallah anlamışsınızdır. Bir daha anlatacağım zaten. 10X eksi 1600 eşittir 9X eksi 900 oldu. Demek ki pistin boyunu ben buradan 700 metre olarak buluyorum. Bir daha söylüyorum. İyi dinleyin. Şimdi ikinci atletin bitirmesine 100 metre, üçüncü atletin bitirmesine 160 vardı. Tamam. İkinci atlet yüzlük mesafeyi kapattı artık bitiş noktasına geldiği an. Üçüncü atletin bitiş noktasına 160 metresi vardı, ay ah, 70 metresi kalmış demek ki ikinci atlet 100 gittiğinde üçüncü atlet 90 kadar gidebiliyormuş. Burayı anladık. Şimdi birinci şekle bakıyorum. İkinci atletin gittiği mesafe x eksi 100'dü, üçüncü atletin gittiği mesafede x eksi 160'tı. İşte bunlar arasında ilişki kurdum diyorum. Şimdi bir soru daha var, daha rahat anlayacağız. Bakalım şimdi atletlerimizi yazalım. 3 atletin sabit hızları varmış. Şimdi diyor ki birinci atlet bitirdiğinde ikinci atletin bitirmesine arkadaşlar 50 metre varmış. Ve üçüncü atletin bitirmesine de ne kadar e, 65 metre varmış. Ne yapalım şuraya 15 diyelim. Tamam. Şimdi şeklimiz ikinci atlet yarışı bitiriyor. Geldi buraya. Üçüncü atletin yarışı bitirmesine 20 metre varmış. Şimdi diyorum ki arkadaşlar iyi dinleyin burayı. İkinci atletin yarışı bitirmesine 50 mi vardı? Demek ki ikinci atlet 50 metrelik yol gittiğinde üçüncü atletin yarışı bitirmesine 65 vardı. 20 kaldığına göre 45 kadar yol gitmiş demektir. Tamam. Burayı anladık. Şimdi ilk şekle gidiyoruz. İlk şekle bakıyorum. Pistin boyu x. İkinci atlet x 50, x eksi 50 kadar gitti. Üçüncü atletin gitmesi gereken mesafe, pardon gittiği mesafe x eksi 65 diyorum. Şimdi burada içler dışlar yapıyorum. Haydi bakalım. 5'e böldüm 9, 5'e böldüm 10 ve içler dışlar yaparak denklemimi buldum. 10x eksi 650 eşittir 9x eksi 450. Yani pistimizin boyunun 200 metre olduğunu bulduk arkadaşlar. Tamam mıdır? Tamamdır. Evet, bugünlük bakalım bir sayfam daha var mı? Görüyorum ama bir bakalım boş mu? Evet, boş. Demek ki bugünkü bana ayrılan süre buraya kadar. Bu lütfen pist sorularına dikkat edin. Bu son yaptığım sorular deneme sınavlarında çok fazla karşınıza çıkıyor. Sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.